Meraklı gözler, dikkatli gözler belki bir noktayı yakalamıştır, belki yakalamamıştır. Şimdi dediğimiz gibi ölçeklemeli işleri de anlattık ama her zaman işleri yapmanın bir sürü yolu var ve bazı şeylerin de her zaman bir üst seviyesi olabiliyor. Şimdi bir üst seviyeye bakalım. Gözünden kaçmayanlar için tatmin edici bir cevap olacaktır muhtemelen. Kaçanlar için de açıklamış olalım. Az önce dedim ki eğer buradan da tekrar indeks sayfamıza dönelim. Bir repeating grup içerisinde arama yaptırıyorsanız bu arama her hücre için bir kere daha yapılacaktır. Ancak reusable element içindeki like'ımda da aynı durum var. Veri tabanında bir aratma yapıyorum. Bu durumda yine her hücrede bir arama yapılıyor. Bunun önüne nasıl geçebilirsin? Tam %100 önüne geçmemekle beraber bunun da bir workaround'u var. Öncelikle reusable elementimin içine, burası önemli, bir konteyner ekliyorum. Gizli bir konteyner nedir? Pop-up. Ve onun içine repeating grupları getiriyorum. Bir repeating grup getiriyorum. Hücre sayısı benim için önemli değil. Çünkü görünmeyecek zaten. Bu repeating gruba da beğenilen ürünleri çağırıyorum. Ve diyorum ki git beğenilen ürünleri bul getir. Şimdi bütün beğenilen ürünleri bulup getirmeye ihtiyacım yok. Çünkü hikaye nasıl işliyor? Mevcut kullanıcının beğenip beğenmediğini gösteriyoruz. Veya bir sayısını gösteriyoruz aynı zamanda. Ama bu sayı bizim şu anki hikayemizin içerisinde değil. Çünkü onu ürünler tarafında number tipine koydum. Ama burada şunu yapıyorum. Aranılan ürüne bir kısıtlama ekliyorum. Diyorum ki created by current user. Eğer bu kullanıcımızın beğendiği bir ürün listesi var zaten vardır veya yoktur. Varsa git diyorum bunları Bubble'a bir bak, bir bul. Ama şunu unutmayın. Bubble elemente ihtiyacı olana kadar ilgili verileri çekmez. Bu da daha önceki videolarımda söylemiştim. Burada da aklınızda kalsın. Şimdi dedim ki eğer beğenilen ürün varsa kullanıcı tarafından yaratılmış git onları bir miktarını artık burada kaç tane çekmeye karar verirse kendi karar verecek. Duruma göre değişecektir. Ama yine de Bubble ihtiyacı olandan fazla veriyi çekmez. Bunu da kenara koyalım. Burada böyle bir gizli veri tutan yer yaptık. Daha sonra conditional sekmesine geçiyorum ve yaptığım işi siliyorum. Diyorum ki repeating gruba git. Çünkü ona zaten bir emir vermiştik. Ne demiştik? Mevcut kullanıcının beğendiği ürünleri bir araya getir. Onun listesini al. Çünkü belli bir liste çekildi zaten. Veya ihtiyacı olan kadar veriyi bir daha çekecek. Filtre özelliğini ekliyorum. Diyorum ki beğenilen ürün eşittir. Parent grup ürünler. First item is not empty ise senin rengin mavi olsun. Aramanın bir kısmını değil, büyük bir kısmını yani mevcut kullanıcı olan bağını Bubble serverlarında gizliden aratmış oldum. Ve böylece filtered'da yani filtered kısmı şu beğenilen ürünlerden sonra gelen filtered kısmı kullanıcının tarayıcı tarafında gerçekleştirilecek arama yaptı. Burada da bu işi azıcık küçülttüm. Böylece Bubble'ın sürekli veri tabanında arama yapmasını gerektirmek yerine bir kere mevcut kullanıcıyla ilgili işleri arattırdım. Filtered'da da bunları eşlemesini sağladım. Bu bana biraz performans kaybını, biraz performans kazancı yarattı. Çalışmasında bir sıkıntı olup olmadığını görmek için önce sayfaya gidiyorum. Beğeniyorum, beğeniyorum, beğeniyorum. Geri alıyorum ve sayfayı yenilediğimde aynısının olduğunu görüyorum. Burada küçük bir hile vardı. Şimdi bu hileyi madem burada bir kere kullandım ve başka zaman da ihtiyacım olacak. İşte o zaman farklı yerde kullanmaya başlayacaksınız. Nerede kullanacağız? Expression'ı kopyaladım gördüğünüz gibi. Çünkü bir de aynısını yazmaya niyetim yok. Fafatamp'a gittim. Burada küçücük de olsa iş akışı renklendirmelerine değinelim. Eğer bizim kendimize ait bir renklendirme akışımız söz konusu. Bunu zaten topluluk içinde paylaşacağız. Eğer veri tabanında bir şey yaratıyorsak, değiştiriyorsak benzeri noktalarda yeşil kullanıyoruz. Böylece baktığımda ne yaptığımı anlamam kolaylaşıyor. Aynı şekilde siliyorsam da kırmızı kullanıyorum. Şimdi yeşildeyiz.
Normalde burada da bir search for deyip veri tabanına git bak gel falan diyorduk. Şimdi bundan vazgeçtim. Dedim ki first item is not empty. Bu is empty olacak. Çünkü repeating grubun listesinde beğenilen üründe parent grup ürünler olan repeating grupta da zaten yaratıcıyı filtrelemiştik. Empty ise git yarat, ürünlerde değişiklik yap. Burada da is not empty'yi kullanmam gerekiyor. Yine aynı şekilde bu durumda varsa veya yoksa bir element gizleyerek bubble'ın performansını daha yüksek kullanabilmek için küçük bir ek yaptım. Bakın az önce videonun başlarında fark ettiniz mi? Şey vardı. Önce veri tabanını temizleyelim. Beğenilen ürünlere gelelim. Create butonuna basar basmaz anında mavi oluyor. Yukarıda bar görmüyordum. Şimdi aynı şeyi verebildim Bubble'a tekrardan. Bunu kazandırdım. Bu delay'de biraz daha yavaş çalışacaktır. Bu genel şeyidir. Delay biraz daha zaman almaktadır. Ama create'ler kullanıcının çok daha seveceği hale geldi böylece. Bu arada sayıların karıştığını gördünüz. Çünkü veri tabanını elle müdahale ettim. Veri tabanını elle müdahale ettiğim noktada beğenilen ürünlerin üzerindeki diğer rakamlar kaldı. Bu karmaşa buradan kaynaklanıyor. Burada da size yeni bir küçük bilgi daha aktarmanın fırsatı çıktı karşımıza. Eğer yaptığınız verileri veri tabanından da manipüle ettiğinizde değişmesini istiyorsanız ya da daha az iş akışı kurmak istiyorsanız, ben burada ne yaptım? Dedim ki git create beğenilen ürünler yap. Bir de git dedim şu ürünlere onu beğenen kişi sayısını bir tane arttır. Aynı şekilde delete beğenilen git bir tane exit şeklinde bir emir zinciri oluşturduk burada. Tekrardan kamera görüntümüzü sağlayalım. Bunun yerine veri tabanı tetikleyicisi kullanabilirdim. Bu frontend tarafına yani şu anda baktığınız taraftaki iş yapış sayısını azaltırken aynı zamanda veriye nereden müdahale edilirse edilsin, ister veri tabanından sileyim, ister bir API ile bir şey yapayım, böylece ikinci iş akışını, ikinci aksiyonu kurmazdım. Bu frontend'deki kodumu azaltırdı. Ancak frontend'de çalıştığı kadar hızlı çalışmaz. Yine de burada ben kullanıcıların işte beğeniye bastım, sayısı biraz geç geldi gibi şikayetlerini görmezden gelirim. Çünkü doğrusu bu. Bunu böyle kurmak daha mantıklı. Zaten bastım mavi olduğunu görüyorsun. Bastım ekrandan beğenmediğini görüyorsun. Sayının birkaç milisaniye geç gelip geçmemesi çok önemli. Şimdi bunu daha doğru nasıl kurarız? Buna bakalım. Backend workflow'lara geçmeniz gerekiyor. Bunun için ücretli bir planda olmanız, template planında olmanız ya da ajans planınızda olmanız gerekir. New Database Trigger Event isimli event'e geçtim. Dedim ki event name like ürün beğenildi. Type beğenilen ürünler olacak. Burada type nedir? Veri tabanında bubble'ın neye dikkat etmesi gerektiğini söylüyorum. Type bu. Yine tutarlılık adına yeşil yaptım. Bunu ne zaman yapması gerektiğine dair ona bir bilgi vermem gerekiyor. Aynı zamanda da bir ürünü değiştirmem gerekiyor. Şimdi öncelikle neyi değiştireceğini söyleyelim. Bir yerde değişiklik yap. Nerede yapalım? Beğenilen ürünler. Bakın burada çok farklı bir operatör cinsi çıktı. Before change ve now. Before change anlatmanın herhalde en kolay yolu şu olabilir. İş akışı başlamadan önceki durumu. Before now ise iş akışı başladıktan sonra durumu. Şimdi benim neye ihtiyacım var? Biri like yarattığı zaman sayıyı, biri beğeni yaptığı zaman sayıyı arttırmaya ihtiyacım var. Demek ki iş akışı başlamış, bundan sonraki durumdaki haline göre tepki vermesini istiyorum. O zaman beğenilen ürünler now. Ancak benim beğenilen ürünlerde bir değişiklik yapmak istemiyorum. Ben beğenilen ürünlerinle beğenilen ürünlerle etkileşimde olan beğenilen üründe bir değişiklik yapmak istiyorum. Bu yüzden bunu seçtim. Change another field dedim. Beğenen kişi sayısı, this ürünler, beğenen kişi sayısı artı 1 olarak eşleştirdim. Tamam, artık yeni bir beğenilen ürün yaratıldığında database change trigger veri tabanındaki değişikliği takip edecek ve ilgili üründe beğenilen kişi sayısına artı bir ekleyecek. Ancak burada bir constraint yani bir kısıtlama eklemek zorundayız. Bir only benden sonra kayıt eklemek zorundayız.
Diğer türlü veri tabanında olan tüm değişikliklerde artı bir, artı bir, artı bir, artı bir bu yürüyecektir. Hatta denemek için bir bakalım ne yapabiliriz. Beğenilen ürünlere gelelim. Bir tane yaratalım. Hatta yaratalım. Slogan değiştirelim sadece. Bir ürünle de eşleştirmeyelim. Ürünle eşleştirmezsem tabii bu sefer neyi değiştireceğini bulamayacağı için beğenilen ürünlerin beğenilen ürünü gelsin. Neyimiz var? Ben. Bir tane yarattım. Create dedim. Yaratıldı. Tekrar ön izlemeye gittiğimde zaten buranın 3 olduğunu, 2 olduğunu gördünüz. Ama göremediniz ama 2 oldu. Şöyle yapalım. Bir tane daha yaratalım. Diyelim ki bu da ben. Create dedim. Ve 3 oldu. Çünkü dediğim gibi iş akışlarına herhangi bir kısıtlama getirmedik. Mevcut veride herhangi bir değişiklik olur olmaz. Bu beğenilen kişi sayısını artı bir yazmaya başladı. Bu nedenle bir only when, bir kısıtlamaya ihtiyacımız var. Diyorum ki beğenilen ürünlerin iş akışı başlamadan önce boşsa ancak ve beğenilenin şimdiki hali boş değilse o zaman bunu yap. Bu durumda yaptığım değişikliklere göre sürekli artı bir, artı bir, artı bir gelmeyecektir. Yeni bir tane veri yaratırsam gelecektir. Ancak bu veriye yarattığımda bir slow ile oynadığımda bu sayıda bir artış zaten 3'tü. Hala 3 olarak kalıyor. Eğer bu constraint'i koymasaydım, copy expression dedim, clear expression dedim, gittim, slow'ı tekrar değiştirdim. 4 olduğunu gördünüz. O yüzden böyle bir kısıtlamaya dikkat etmek zorundasınız. Kısıtlama koymaya dikkat etmek zorundasınız. Nerede koymayabilirsiniz? Belki bir log sistemi yapıyorsanız, bir günlük tutmak, böyle arka arkaya bir sürü veriyi tutmak için kullandığınızda verideki herhangi bir en ufak değişiklikle alakalı bir rakam, bir şey oynatmak istiyorsanız o zaman kısıtlama kullanmayabilirsiniz. Kullanım durumuna geri değişir. Ancak bu kullanım hikayesinde buna kesinlikle ihtiyacınız var. Şimdi arttığını gördük ancak azaldığını da görmem gerekiyor. O yüzden event'i kopyaladım. İşim çok çok kolaylaşıyor kopyalamakla. Paste dedim. Unutmamak için rengini önce kırmızı yaptım. Ürün beğenilmedi. Beğenilmekten vazgeçildi. Beğenilmekten vazgeçildi. Okey. Bu sefer hikaye ne? Make change'li ürünler değil. Bu sefer bir tane silmem gerekir. Özür dilerim. Make change to ürünler. Silmen falan gerekmiyor. Daldım ben de. Beğenilen ürünler before change is not empty. And beğenilen ürünler now is empty. Yani iş akışları iş akışı başlamadan önce orada bir beğenilen ürün varsa ve artık bu beğenilen ürün ortada yoksa ürünlere git. Kişi sayısını bir tane azalt dedim. Burada yine dikkat etmeniz gereken küçük bir nokta var. Az önce çünkü burada artı bir dediğim noktada bu iş akışını kopyaladım. Orada neyi kopyaladım? Beğenilen ürünler now'ın yani şimdi mevcutta olan beğenilen ürünlere artı bir ekledim. Ama burada artık ortada ürün yok. Eğer hala burayı beğenilen ürünler now beğenilen ürün gibi bırakırsam bu durumda ortada ürün olmadığı için rakam düşmeyecektir. İşler karışacaktır. O yüzden bubble'a diyorum ki beğenilen ürünler before change beğenilen ürün. Çünkü artık ortada now yok. O zaman eksi bir düş. Bununla beraber haliyle reusable elementimin içindeki artık ihtiyacım olmayan ürünleri, aksiyonları kaldırıyorum. Şimdi test ettiğimde beklediğim yaratması, aynı şekilde ürün silindiğinde sayının bir düşmesi. Yine dediğim gibi database change trigger'lar birkaç milisaniye geriden gelir. Çünkü frontend'de çalışmıyorlar, Bubble'ın serverlarında çalışıyor. Bubble'ın serverlarından Türkiye'ye geliyor. Ona gösteriyor falan. Bu Amerika'ya daha yakın olduğunda daha hızlı çalışacaktır. Örneğin. Evet. Bakalım. 4'e düştü. Like vardı. Artık yok. Tekrar like ediyorum. Arttı. Sorunsuz. 3 ve 2. Dediğim gibi az önce veriye elle müdahale manipüle ettiğimde buradaki rakamlar değişmemişti. Çünkü böylece bana yanlış rakamları gösteriyordu. Database change triggers değişiklik nereden gerçekleşirse gerçekleştirsin. Bunu yapar. Örneğin şöyle verilerimize bakalım. Bu arada bir tanesini Dell PowerBook üzerinden bunları geri aldığımız için onlar sahnede yoklar. Ve rakamlarımız da bu yüzden karışık zaten.
geri geldiler. Örneğin şu an Matkap'a bakalım. Matkap'ımızın toplamda beğenen kişi sayısı 3 gibi görünüyor hatalı veri olduğu için. Çünkü böyle bir silme işlemi yapmıştım. Ancak Database Change Triggers bu işlemi buradan da yapmış olmama rağmen tetikleyecektir. Şu anda sildim ve 2'ye düştü gördüğünüz gibi. Database Change Trigger'larda bu şekilde kullanılır.